Kasım, 15 Kasım kova burçları nasılsınız? Evet, biraz gergin çünkü kariyerinizle alakalı değişiklik istiyorsunuz, planlıyorsunuz. Kafanız çok bu konuda gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Yöneticimle alakalı bazı sorunlar benim önüme engel olabilir mi diye düşünüyorsanız, evet biraz ertelenecek yükselişiniz ama yöneticinizin sizin iyiliğiniz için erteleyeceğini görüyorum. Çünkü sonuçta aynı maaşla yukarı geçeceksin. Oturduğun yerde maaş konuların Ocak ayında daha verimli olacağı için Ocak'a kadar sabırlı ol. Ama şu an yöneticinle konuşsan da yönetici sana bu uyarıyı yapacak. Sen de beni kimse çekemiyor diye ortalıkta dolanacaksın. Öyle bir şey yok. Doğru hak ve doğru zaman gelecek. Şöyle diyeyim, tüm enerjinizi yeni bir iş kurmaya niyetlendi bazı kova burçları. Yap ama ben bu Kasım'ın bitmesini isterdim. Senin aceleci tavrın sana zarar verebilir. Rica ediyorum. Yapacağın iş çok önemli ve çok güzel olacak ama bu ayı bitir. Ondan sonra ne iş yapıyorsan yap diyorum. Uzun süredir mantığınıza yatmayan bazı konular var ve uzlaşmak istemiyorsunuz. Aileniz olabilir, eşiniz olabilir, eski sevgiliniz olabilir, yenisi. Bunlarla artık uzlaşmanızın zamanı geldi. Çünkü onları kafanızda çözemediğiniz için her şeyiniz bu hafta allak bullak. Ya sevgilinizle sorununuz varsa gidip yüz yüze konuşun. Çocuğunuzla sorununuz varsa gidip çözün. Patronunuzla sorununuz varsa çözün. Çünkü siz erteledikçe daha çok sıkışmış ve mutsuz hissediyorsunuz. Bunu bu hafta çözelim ki kafamız, enerjimiz rahatlasın. Biz de artık ona göre yönümüzü belirleyelim diyorum. Maddi biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz değerli oğlak burçları. Çünkü bu ara gereksiz alışverişler, ayakkabıydı, montlu değil, kış geldi, gereksiz değil. Gerekli olan alışverişler biraz kartımıza, biraz maddi evremize, çocuklarınızla alakalı yapacağınız alışverişler bizi biraz sıkıntıya sokacak ama bir yerden de hiç beklenmedik bir para hanenize gelecek. O yüzden bu yatı hani sanki bir şey yapıp arkasından bir para gelince insanın umudu güzel oluyor. Evet böyle bir para sizin hayatınıza gelecek. Bir dostunuz sizi tamamıyla engelleyecek. Hayatınızdan çıkartacak. Çünkü bunu hak ettiniz. Çünkü devamlı ben haklıyım, haklıyım deyip onun haklı olduğu noktalara bile ben haklıyım dediniz. Gidin dostunuzdan özür dileyin. Yoksa bir daha ömür boyu o dostunuzu kaybetmiş olacaksınız diye not almışım. Ya şöyle bir durum var. Hep çözülecek konularınız varken birden pat diye önüne engel konuluyor ya. Yani tam bu iş halloldu. Tamam ben rahatım diyoruz ama buradan hani kırılıyor o ya bu. Yani hep böyle bir yarımlık, hep böyle bir mücadelenin arkasına hep sorunlar. Onu dengele, bunu dengele. Tam bir işten haber gelecek gibi oluyor ve sonra yarım kalıyor ya. Meryem suresi ve Fil suresi okuyun. Üzerinizdeki enerjiler biraz sizi kasmış. Nas Felak mutlaka okuyun. Ve özellikle bir çocuk ayakkabı alıp sevindirin. Enerjinizde çok fazla göz var ve bu göz sizin enerjinizi kilitlemiş olarak söyleyebilirim. Eğitim konunuzla ilgili tamamlamanız gereken doçentlik ya da profesörlük ya da liseyi bitirmek istiyorsanız ya da üniversite sınavına hazırlanacaksanız doğru bir karar bunu başaracaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum. Bir de uzun süredir arabanızın satılmasını istiyordunuz ve artık bu araba başıma bela oldu diyorsunuz. Bu arabanızla ilgili de güzel bir oluşum olacak ve gerçekten aracınız satılacak. Yeni bir araç da alacaksınız değerli kova burçları. Bir de yeni eve geçen bazı kova burçlarında mutfak ya da mutfak demeyelim de ara holle ya da camlarınızla alakalı sıkıntı olabilir. Bir eve tam tadilat gibi bir durum olacak. Ufak bir tadilat. Sonu sizin için hayırlı olacak diyorum. Diz kapağınızda sorun var ve vücutta ufak tefek şişmeler olabilir. Yani vücut bir şişiyor. Şeker evrenizi bir kontrol edin. Gizli şekerinizi ve göz tansiyonunuzu kontrol ederseniz bu şişkinlikler neden bunu öğrenelim. Biraz daha sabırlı bir sürece girmemiz lazım. Evet hak ettiğiniz evrelerin hepsini tek tek yaşayacaksınız ama biraz daha vakit var diyorum. Yükselen ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Her şeyiniz yarım kalıyor çünkü. Belki yükselen burcunuz bu uyarıları verir. Ay burcunuzda ne yapmanızla alakalı duygusal dengeleri toparlamanıza yardımcı olabilir. Instagram sayfalarım Akkaya Official, Lütfel Dua sayfam ve günlük gündem sayfam. Burçlarla ilgili de astrolojiden ne haber? Günlük burçlarla ilgili bilgi sayfam. Instagram'dan da takip edebilir. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.